de ne alıyorsun? Ez dibêjim heta yek hondakî me hebe, em ê ewan hondayê me ew ama îsanê ku birêda çûne û hatine bin çavkirin û hatine girtin nîne. Ew li zimanê xwe li nasnama xwe li welatê xwe xwedî derketine, ji ber wê hatine bin çavkirin û hatine hundakirin. Ewan siyasetekî rast û dürüst dimeşandin ji bo zimanê xwe û nasnama xwe. Ji ber wê bûn hedefa devleta. Em viyad bêjin, heta yek ji me bimîne, ewan çi kiriye em ê jî wê bikin. Ew ê ku vê welatî serokwezîr û serokkomar, ew ê ku vê welatî birêda dibin û siyaset dikin, hemû siyasetê dikin. Çima ji wera siyaset serbest e, çima ji mera qedexeye. Em ji ber wê wan mala yekê neşewitandine. Wan tiştekî xirab nekiriye em zanin ji bo zimanê xwe ji bo nasnameya xwe xebat kirine û hatine bin çavkirin û hatine hondakirin. Em dibêjin wan çi kiriye, ew riya ku temiz û paqij têda çûne, em ci wê re cana ve nagerin. 2 Ekim 1992 tarihinde Kurt merkeze çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirmesi üzerine ilçe merkezi ablukaya alınır. Akşam karanlığı basmak üzereyken Kulp ilçesi güvenlik güçleri tarafından taranır. Dükkanlar yıkılıp yakılırken sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve ilçenin dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilir. Kulpa giriş çıkışlar yasaklanır. Evler tek tek aranır. Çok sayıda insan gözaltına alınır. Sokağa çıkma yasağı 4 gün boyunca sürer. Sokağa çıkma yasağı sonunda Kulp merkez harabeye dönmüş durumdadır. Şehirde hasar görmemiş ev ve iş yeri kalmaz. Kulp'un tek oteli olan Narin Otel de yakılan iş yerlerinden biridir. Narin Otel'de genellikle öğretmen, memur ve asker aileleri kalır. O gün kurşunların camlara isabet etmesiyle otelde herkes bodrum katına sığınır. Çatışma günü saat 14 civarında Narin Otel'in bodrum katına 3 uzman çavuş tekmeyle kapıyı kırarak girer. Askerler bodrumda bulunan otel müşterilerini lobiye çıkartıp ardından sırtlarına dipçiklerle vurarak herkesi yüzüstü yere yatırır. Yüzüstü yatanlardan biri uzman çavuşa ben de asker çocuğuyum. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorunca uzman çavuş PKK'liler buradan ateş etti bize der. Yerde yüzüstü yatan otel müşterilerden biri hepimiz buraya sığındık. Kimse buradan ateş etmedi cevabını verir. Otelde Vahit Narin ve müşterilerle beraber Vahit Narin'in oğlu ve akrabaları da bulunmaktaydı. Daha sonra askerlerden biri Narin hanginiz diye deyince yüzüstü yatırılan arasına benim diyen Vahit Narin askerler tarafına lobinin arka tarafına götürülür ve o an iki el silah sesi duyulur. Vahit Narin iki uzman çavuş tarafından katledilir. Otelde bulunanlar karakola götürülür. Otelin deposunda bulunan ipek böceği kozaları askerler tarafından bütün odalara dağıtılır ve kozalar ateşe verilir. Vahit Narin'in cansız bedeni içinde bulunduğu otel yakılır. Daha sonra otopsi işlemleri için savcılık tarafından aile çağrılır. Otopsi işlemlerine katılan Vahit Narin'in oğlu şikayetçi olur. Yıllarca devam eden bu süreçte bir sonuç elde edilmez. Aile daha sonra dosyayı AİHM'e taşır. AİHM bu davadan Türkiye'yi mahkum eder. Devletin gözü önünde, devletin desteğiyle, devletin göz yumaklığıyla binlerce insan gözaltına alındı ve kaybedildi. Biz herhangi bir kayıptan bahsetmiyoruz. Devletin resmi kuvvet güçlerini gözaltına aldı ve bir daha onlardan haber anlamayan insanların akıbetini sormak için buradayız. Mehmet'i kuyarmak için diye burada güzelliğinden çağıran da Seyyesi Bey, Cumali Bekir ve Uğur Biçek Başı'yı. Bu ev cari gidin, kaç lira geliyor? Ve telefon etmeyin ne yeni takip edeceğim ki kız benimle gördüm hem de hakkı takip edeyim. Hem de heri gücüm. Hem de heri gücüm. Bu önceki de deriye mi bakar? Ne böyle hata iyi o ve de den hak evi de işaret et ki her küçük ne değil bu ne değil. Dibeyecim acil gücüğü kol dükeme dışarısıyla. Eşe vurdakirin ekçiye seni en mağbate vurdayan kızanır. Bu götüra yeşil rejiyane rızanın ifadesi. Devlet berehate. Kütürcenin heyze tarihe eşkerekirir.
ukiliyar ve eşkelekirin. Düşün ak fail etteceku dedik şarvan da hatine hundakirin den darizandın liber parezvane mafim hırvam eku akubata hundayam da pırsın digirin ucuba darizandına da pırsiyara lima pareze diye bir koşun gözde direkin. Gayeden hiji bedengi ne evoye ne beden ne kim encare kedin bir kinin. Eme tekoşuna hayacı bu eşkerakirine akıbet evunda yan kıdı eminim. Gözaltında insan kaybetme geleneği Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde olağan bir biçimde karşılanmaktadır. Yetkililerin ellerinde bulundurdukları yasalardan doğan güçleri kötüye kullanmaları sonucu birçok yurttaşımız gözaltına alınarak katledildi. Bunlardan bazılarının ise günümüzde bir mezar yeri dahi yok. Yetkililer kendi kusurlarından ötürü meydana gelen bir olay açısından sorumluların yargılanması gerektiğini asla düşünmüyor. 24 Ağustos 1996'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Okluca bölgesi yakınlarına bir operasyon yaptı ve çatışma yaşandı. İlgili çatışmadan 2 gün sonra 26 Ağustos 1996'da ise aynı birlik Otluca köyüne gelerek olay günü bölgede bulunan 5 çobanı gözaltına aldı. Yakınlarından bir daha haber almayan aileler önce Jandarma Tugay Komutanlığı'na akrabalarının akıbetini öğrenmek için başvuruda bulundu. Herhangi bir cevap alamayan aileler 6 Eylül tarihinde Hakkari Başsavcılığı makamına başvuru yaptı. Savcılık makamı Tugay Komutanlığı'na bir yazı yazdı ve 5 köylünün akıbetini sordu. Savcılığın ilgili yazısına da cevap verilmedi. Aile bireyleriyle ilgili tarihlerde Hakkari'de görev yapan üst rütbeli bir askeri personeli Susurluk Komisyonu tarafından dinlenildiği ve birçok yasa dışı eylem açısından komisyona ifadeler verdiği meydanda öğrenildi. Avukatları aracılığıyla komisyona başvuran aileler üst rütbeli askeri personel HO'nun dinlenmesini talep etti. HO 26 Ağustos 1996 yılında gözaltına alınan çobanların tamamının askeri personelce katledildiğini itiraf etti. Fakat bu itiraflara rağmen cezasızlık politikası devreye girdi ve açılan davada bir ilerleme kaydedilemedi.